Merhaba Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri, hepinize kocaman bir günaydın diyorum. Kısa bir ara vermiştik geçen hafta, ben birazcık rahatsızdım. O yüzden öncelikle özür diliyorum, tekrar programlara girmek zorunda kaldı. Ama yayın hayatımıza devam ediyoruz. Tabii ki yine bilmiyorum, şu gözüm izin verirse konuklarım var yanımda. Konuklarımla beraber konuşacağız. Ege Çevre programının yapımcıları var yanımda. Nuri hocamız var, Nurdan Hanım var. Hoş geldiniz Hoş efendim, nasılsınız? bulduk. Teşekkür ederiz. Sizi Bu sormalı. gözüm izin verirse dedim ama şimdi ben öncelikle onu bir açıklayayım istiyorum. Bu kadar hastalığın üstünde bir de ben konjüktivit olmuşum. Ne kadar böyle sosyetik bir isim gibi. Hani arpacık falan değil yani, konjüktivit Konjüktivit. böyle şey. Gözümün bu tarafı hani yayında kırmızı gözüküyorsa bu kızı hani bir şey oldu falan diye korkmayın. Sadece gözünde bir kızarıklık var, bir batma var, yanma var ama onu da atlatacağız inşallah. Konuklarla bugün güzel bir keyifli bir sohbet yapacağız. Onu da geride bırakacağız diye ümit Ama ediyorum. konjüktivit enerjiyi engelleyememiş, onu görüyoruz. Valla ben yayına baş 9-8 böyle yayındayız dedikleri an böyle çene durmuyor bende. Artık idare edeceksiniz bugün. Siz de bu taraftan bakmamaya çalışın, kırmızı göz tarafından. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Öncelikle çok geçmiş olsun diyoruz. Çok Nazar teşekkürler. boncuğu olsun diyoruz. Valla o kadar çok nazar boncuğu geldi. Demek ki biraz daha fazla Evet, biraz daha buradan ihtiyaç duyurusunu var. yapayım ben. Biraz daha Evet, fazla evet, nazar evet. boncuğuna İlgi çeken ihtiyacımız bir var. program. Herkesin gözündesiniz. Tabii Teşekkür ki göze ederiz. gelmez normal. Teşekkür Çok geçmiş ederiz. olsun. Biraz da İnşallah yoğun tekrarlamayız. oluyor. Her sabah olunca akşamları yayın için değişik bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kurgusu vesairesi. En azından biz de eğleniyoruz. Ama Harika. tabii yorgunluğu da göz ardı Yani, etmemek gerekiyor. evet. Şimdi Nuri Hocam, Nurdan Hocam, Ege Çevre programına bir giriş yapmak istiyorum ben. Tamam. Bizim kanalımızda Ege Üniversitesi Televizyonu'nda ilgi çeken programlardan bir tanesi. Neden? Çünkü bu Ege Üniversitesi televizyon olarak yayın hayatına başladığında şöyle konuşuldu. Hem eğlendirecek, hem bilgi verecek, sosyal sorumluluklarını unutmayacak, kişilere ne verebilirse o kadar önemli bir kanal haline gelir diye konuştuk. Ki Ege Üniversitesi'nin potansiyeli de malum. Her işte gıda olsun, ziraat fakültesi olsun, sizin bölümünüz olsun, pek çok yerden pek çok kaynak bulma imkanımız var programlar için. Kesinlikle. Şimdi öncelikle Nuri Hocam'la izin verirseniz başlamak Estağfurullah. istiyorum. Ege Çevre programı nasıl başladı? Nasıl gelişecek? Onları sonrasında neler göreceğiz? Onları da Nurdan Hocam'la Valla çok alalım. enteresan bir başlangıcı var aslında. Rektör hocamız da rektör hocamızın ofisinde sohbet ederken hiç konuda gündemde olmayan bir programdı aslında. Rastgele konuşurken hocamızın hemen ortaya attığı bir fikirdi. Nur, neden bir çevre programı yapmıyorsunuz demesi üzerine. Ve arkasından da hoca zaten bizim fikrimizi sormadı bile. Yani Fazıl Bey'le görüşmenizi rica ediyorum dedi. Sonra bize de bu heyecanı kattı. Gerçekten biz de arkadaşlarımızla görüştük konuyu. Arkasından da Fazıl Bey çok hızlı bir şekilde, ki Fazıl Bey'in dinamizmini herkes biliyor. Çok hızlı gelişti Fazıl Bey'i ziyaret ettiğimizde. Hemen konu zaten o gün şekillendi. Haftalar bazında ne yapılacağı konuşuldu. Ve adı da Ege Çevre olsun dendi. Gerçekten de Ege Üniversitesi odaklı olsun istedik biz. Yani Ege'den yola çıkarak topluma mal edebileceğimiz çevre konuları olsun istedik. Ama öncelikli olarak Ege'de neler yapılıyor? Çevre konusunda neler yapılıyor? Çünkü çok ciddi bir çevre potansiyelimiz var Ege Üniversitesi'nde. Ümit Erdem hocamızın, eski Çevre Sorunları Uygulama Araştırma Merkez Müdürümüzün hazırlattığı çok güzel bir kitap var. Kim kimdir diye çevre konusunda. Burada gerçekten de çok ciddi bir çevre potansiyelimizin olduğunu görüyoruz. Hem araştırmacılar açısından hem araştırma konuları açısından ciddi bir potansiyelimiz olduğunu gördük. Ve bunu da rektör hocamızın söylemiyle birikimi harekete geçirmek eylemini biz de çevre konusunda hayata geçirmek istiyoruz. Ve çevre konusunda çevre merkezi olarak da birçok çalışmalarda bulunuyoruz aslında. Aynı harekette çalışan insanları bir takım ruhuyla bir araya getirmeye çalışıyoruz. Bunları da mümkün olduğu kadar programlarımızı inşallah konuk ederek Ege Üniversitesi'nde çevre konusunda neler yapılıyor, Ege Üniversitesi Ege bölgesine, yöresine nasıl hizmetler veriyor, nasıl müdahil oluyor bu konular, onları tartışmak istiyoruz. Konuklarımız oldu. 3 program kadar çektik. Bunların bazıları banttan oldu, bazıları canlı oldu. Bundan sonra önümüzde bir hayli bir şey var, programımız var. Bir sonrakinde özellikle rektör hocamızı misafir edeceğiz. Daha sonra konuşacağız onları. Şimdi ilk bölüm bizim elimizde vardı. Kısacık bir parça izleyelim. Tamam. Jeneriğiniz nasıl oldu? Yine sevgili Özkan'ın parmağı var jenerikte. Öyle Ona teşekkür mi? ederiz. Peki. Bakalım. Programdan da Evet. bir bölüm isteyelim. Tamam. Bakalım Ege Çevre Nasıl nasıl geçmiş? Biz de ilk başlamış? defa İlk bölümü nasıl olmuş? seçeceğiz. Bir Tamam. bakalım. Peki. Merhabalar. Başta Ege Üniversitesi camiası olmak üzere televizyon başındaki tüm konuklarımıza merhabalar demek istiyoruz. Bu bizim ilk programımız. Ege Çevre programına hoş geldiniz.
Ben Nuri Azbar. Önce müsaade ederseniz kendimi tanıtmak istiyorum. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürüyüm. Aynı zamanda da Fen Bilimleri Enstitüsü üzerinden Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmaktayım. BİTAM'la beraber Ege Çevre Programı yapmaya karar verdik. Öncelikle BİTAM ailesine bize bu altyapıyı sağladıkları ve imkanı sağladıkları teşekkür etmek istiyorum. İsterseniz siz buyurun kendinizi tanıtın. Ben Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde doktor asistan olarak çalışmaktayım. 2002 yılından bu yana. Ve aynı zamanda çeşitli projelerde yer almaktayım. Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli, böyle bir konuda farkındalığın oluşması anlamında çok ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum bu televizyon programının. Dolayısıyla teşekkür ediyorum emekleriniz için. Ben 6 yıldır aslında İzmir'de çalışıyorum. İzmir Kalkınma Ajansı'nda İzmir için çalışıyorum diyebilirim. Evet. Şimdi biz yayını seyrederken ne kadar gerginmişim burada öyle bir konuşma geçti. Evet. İlk bölüm tabii yani her televizyonculuk yok geçmişinizde. Hiçbir şekilde yok. Haliyle ilk bölümde biraz gergin olma doğal yani. Evet kesinlikle. Hocamın da anlattığı gibi ilk program yani başlamadan önce Fazıl Hoca'nın hepimize biçtiği, hepimiz yayıncıyız ve bunu bir şekilde öğreneceğiz ifadesi vardı. Ve ben de baktım ki evet çok gergin şimdi bir şekilde. Şimdi aslında şöyle bir durum var. Ben geçen hafta rahatsızken bile kendi tekrarlarımı izlemedim. İnsan kendi tekrarlarını hani izleyip daha değişik, daha iyisini yapmaya çalışıyor. O yalan. Çünkü ne kadar tekrarını izlerseniz o kadar kasılıyorsunuz. Aa şöyleymiş, saçım buradan böyle çıkmış. Yok gözüm şöyle olmuş. Yok konuşmamda şunu niye böyle söylemişim. Ah hani geriye dönme ihtimali de yok. O şeyle kalıyorsunuz. Siz. O yüzden ben tekrarını falan izlemiyorum. Öyle artık ne gelirse konuşuyorum. Burada ekip de alıştı. Orada rejiye saygılar, sevgiler. Tekrar günaydın herkese. Bunu unutmuşum. O yüzden artık aklıma ne gelirse sabah keyfi şeyin altında, isminin adı altında hani keyif olsun diye öyle başlıyoruz. Şimdi Nurdan'ın Ege Çevre Programı'na geri dönersek, önümüzdeki zaman diliminde bizi neler bekliyor? Yani neler yapmayı düşünüyorsunuz? Bir de hani Ege Çevre olarak bir mesajınız tabii ki var. Böyle bir şey organizasyon vesaire böyle bir şeyler olabilir mi? Hani ortak bir şeyler yapılabilir mi? Aslında şöyle, Ege Çevre'nin en önemli misyonu yöremizin üniversitenin de misyondan yola çıkarak yöremizin çevre konusundaki öncelikli sorunlarını ele almak ve bu kapsamda üniversitemizde var olan birikimi, çünkü bizim çok farklı birimlerde, çok farklı konularda çalışan uzmanlarımız var ve yöremizin sorunları içinde çok önemli bilgilere sahip uzmanlar bunlar. Dolayısıyla aslında en önemli amacımız bu. Bunu vurgulayabilmek, bunu çevreyle ilgili konuları gündeme getirebilmek ve bununla ilgili çözümlerle ilgili bilinç oluşturabilmek bireylerde. Ve evet, bundan sonrasında yürüttüğümüz mesela atık sanat gibi atık ki en önemli çevre sorunlarından bir tanesidir mesela. Atığa sanat açısından bakabilmek, farklı bir açıdan bakabilmek ve aynı zamanda yine toplumsal bilinci oluşturabilmek gibi çalışmalarımız var. Bunlar birlikte yürütülen çalışmalar. Atık sanat, lafınızı kestim özür dilerim. Atık sanat nasıl ilerliyor? Yani nasıl bir süreç? Kimler bunun başında? Aslında atık sanat Nuri hocamızın bir sözüyle gündeme gelen bir geri dönüşüm etkinliği aslında. Ve üniversite öğrencilerine yönelik yaratıcılığı teşvik etmek ama aynı zamanda dediğim gibi toplumsal bilinç üzerinde de atıklarla birlikte bir bakış açısı geliştirmek amaçlanan bir etkinlik. Aslında şu var, 2,5 yılı aşkın bir zamandır Çevre Araştırma Merkezi üzerinden bir komisyonumuz var. Çevre Araştırma Merkezi'ni koordine ettiği başkanımız da rektör hocamız tabii ki. Atıklar Komisyonu. Bu üniversitedeki en büyük komisyonlardan bir tanesi ve en aktif çalışan komisyonlardan bir tanesi. Üniversite bünyesinde bir entegre atık yönetim sistemi kurmaya çalışıyoruz. Geçmişte atıklarla alakalı birimler bazında ya da bireyler bazında bir takım çalışmalar olmuş Cansiperhane. Kendi inisiyatifleri dahilinde. Ama rektör hocamızın da birçok konuda olduğu gibi birçok çalışmayı kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Atıklar konusu, çevre konusunu aynı şekilde kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Yani Çevre Araştırma Merkezi'nin üzerinden koordine edilen işler haline getirmeye çalışıyoruz. Bu bireysel çalışmalar ya da birimler bazındaki çalışmaları bir merkez altında toplayarak bu enerjiyi bir sinerjiye dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda önce biz şeyden başladık. Atıklar Komisyonu olarak tehlikeli atıklardan başladık.
En kritik atıklar bunlar çünkü. Çok enteresan bir ironi var aslında. Baktığınız zaman üniversitemiz hem çevre sağlığı hem de halk sağlığı için birçok hizmet veriyor. Hı hı. Eğitimler veriyor. Özellikle hastane bazında baktığımız zaman aslında halk sağlığını korumaya yönelik birçok hizmetler veriliyor ama işin mizahi kısmı, kara mizah kısmına baktığınız zaman bu hizmeti verirken de çevre sağlığını aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden bir takım çıktıları da var. Yani bu hizmeti tam yekün yapılamazsa karşınıza bir takım şeyler de yani kaş yaparken göz çıkarma konular da çıkabiliyor. Dolayısıyla bu hizmetler verilirken çevreci yaklaşımlarla bu atıkların da bertarafının çevreci yaklaşımlarla yapılması gerekiyor. Özellikle atıklar konusunda bir farkındalığın yaratılmasına ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Yani ne kadar ağzınıza kuş tutacak bir proje yapsanız bile atığı üreten kişilerin bunlara sahip çıkmadığını gördüğünüz anda projeniz olduğu yerden bir adım öteye gitmiyor. Dolayısıyla önce bir bilinç yaratalım, farkındalık yaratalım istedik. Birçok eğitimler verdik. 2,5-3 yıldır üniversite çapında bu komisyonla beraber. Dediğim gibi öncelikli olarak tehlikeli atıkları hedefimize koyduk. Özellikle kimyasal atıklar ve tıbbi atıklar olmak üzere bunları hedefimize koyduk. Bu konuda atıklar nedir, neden diğer atıklardan ayrılmalıdır diye eğitimler verdik. Bunların birçok tabii uzun uzun konuşulabilecek durumları var ama çok basit bir şekilde bu atığı ayırın, tanımlayın, etiketleyin ve bakanlığın öngörmüş olduğu kodları kullanarak, kodlayarak ayrı bir yerde depolayın ve lisanslı firmalarla üniversitemizden bunun çevreci bir şekilde uzaklaştırmasını sağlayın dedik. Çok uzun zamandır aslında yapılan çalışmalar bir şekilde koordine olmaya başladı. Özellikle ben bu konuda tıp fakültesinin çalışmalarını takdir ediyorum. Alper Tüngel Bey'e özellikle teşekkür ediyorum. Çok ciddi çalışmalar yaptılar. Çünkü üniversite çapında baktığımız zaman %80'i envanteri ki biz geçen yaz oldukça yoğun bir envanter çalışması yaptık. Bütün birimleri tek tek dolaşarak nerede, hangi atıktan ne kadar çıkıyor? Bunları araştırdık ve bunları da tekrar birimlere dağıttık. İlgili etiketleri, kitapçıkları bastırdık ki resimlerle, görsellerle özellikle. Çünkü hakikaten çok yoğun tempoda çalışan bilim insanlarımız var. Öğretim görevlerimiz var, araştırma görevlerimiz var. Bu temponun içerisinde onlara mümkün olduğu kadar mesailerinden çok fazla çalmadan basit yöntemlerle bu işi yaptırmamız gerekiyordu. Sağ olsunlar birçoğumuz da buna sahip çıktık. Önemli bir noktaya geldik. Bunun üzerine şimdi işte bugün de aslında Hemşirelik Fakültesi'nde yapacağımız bir etkinlik var. İzgep'ten, İzmir Geri Dönüşüm Projesi'nin koordinatörü Fazlı Bey gelecek. Geçen hafta 1 Mart'ta daha doğrusu bir toplantı yapmıştık. Diğer atıklar dediğimiz ambalaj atıkları. Yani tehlikeli atıklardan ayrı diğer ambalaj atıklarımız da var aslında. Bunlar ekonomiye kazandırılabilecek ama maalesef çöplerle karıştırılan atıklar bunlar. Bu konuda bir bilincin geliştirilmesi gerekiyor. Hatta VTR'lerde de belki göreceğiz. Bugün ya da geçen haftaki toplantılarımızda biz bunu göstermiştik. Öğrencilerimizi bu konuda yemledik açıkçası. Yani o çarşın caddesi üzerinde, yüzme havuzunun oralarda atıklar attık caddenin üzerine. Ve öğrencilerin reaksiyonlarını ölçtük. Acaba atığa nasıl bir tepki veriyorlar diye. Çok komikti, çok eğlenceliydi. Valla vermiyorlardır genelde çünkü o atıklar da her yerde var. Maalesef. Maalesef bu çok kötü. Ve yani sanki olağan artık alışılmış bir durum. O dediğiniz ifade çok doğru. O kadar kanıksamışız ki kimsenin dikkatini çekmiyor. Aynen. Ve işin gene kara mizah tarafı da üniversite gibi yani kültür seviyesinin en yüksek olmasını beklediğiniz yerlerde bu tepkilerin daha düşük olması. Öğrencilerimiz de bu konuda bize düşen görevler olduğunu hissettik ve çevre topluluğumuz var biliyorsunuz. Çok da hakikaten pırıl pırıl güzel gençler var içerisinde. Gerçekten. Onları biz bir aktive etmek istiyoruz. Daha da vites yükseltmek istiyoruz. Şimdi onların bir öğrencilere yönelik bir çevre kongresi olacak. Yanılmıyorsam Mayıs'ta. Biz de destek veririz. Ne zamansa evet, duyurularını çok vesaire mutlu buradan oluruz. Yaparız. Hazırlıklarını tamamladılar olmazsa sizinle paylaşsınlar. Kesinlikle çok da severim. Çünkü hani her zaman söylüyorum sabah keyfinin misyonlarından bir tanesi de sosyal sorumluluk mesajlarını yerinde verebilmek. Harika. Bu da çevreyle ilgili. Harika. Peki bir şey size sormak istiyorum. Şimdi sabah keyfinin tabii şu o misyonlarından bir tanesi de eğlendirmek. Öyle mi? Aynen öyle. Hani böyle ciddi peki, konulara daldık. Çok ciddi konuşuyorsun. Yok çok güzel konulara daldınız. Ben onu şimdi bir yerden toparlayıp bana getireceğim yine. Ama atıkla sanat unutmayalım isterseniz bağlayayım ben onu. O konuyla ilgili de bir şey söyleyeceğim. Öyle mi? Tamam. Bilimsel bir çalışmayla sanatı buluşturduğunuz evet. anda her zaman daha görünür hale geliyor. Aynen öyle. Her zaman insanların aynen daha öyle. İlgi çekici çektiği bir mesela sinemada bir şeyi gösterdiğiniz zaman insanlar iki kere düşünüyorlar ama bilimsel olarak bir kongrede belki biraz daha zor geliyor. Aynı dili konuşmak istedik biz toplumla. Açıkçası yani çok bilimsel konuştuğunuz zaman, çok bilimsel yaklaştığınız zaman itebiliyorsunuz insanları. Gerçekten de kendi camianızda belki kabul görüyorsunuz ama kesinlikle. Toplumun içerisine girdiğiniz zaman farklı konuda çalışan insanlarla aynı dili konuşmuyorsanız tepki alamıyorsunuz. O yüzden biz dedik ki sanatçılardan istifade edelim. Hı hı. Yani daha doğrusu sanatçı derken bizim amacımız burada hedef kitlemiz profesyonel sanatçılar değil. Öğrencilerimiz. Sanatçı ruhuna sahip kitle. Dedik ki onlar atağı nasıl bakıyorlar acaba?
Onlara bir şans tanıyalım. Çok farklı kategorilerde şey açtık, yarışma açtık. 25 Mayıs'a kadar da bunların teslimini rica ettik ki 5 Haziran Çevre Haftası'nda biz bunları hem ödül töreninde maddi ödülümüz de var, ciddi maddi ödüllerimiz de var. Konak Belediyesi başta olmak üzere Çamlıca Vakfı, Konak Belediyesi ve TÜKÇEV bize destek verdiler. 5 Haziran Çevre Haftası'nda inşallah rektör hocamızın da katılımıyla ödüllerimizi dağıtacağız ve eserleri de bir seçici kurulumuz var. Geniş bir seçici kurulumuz var. Ege Art'ta da yer almış olan sanatçılarımız bunlar, güzel sanatlarına öğretim üyelerimiz. Onların seçeceği başarılı eserleri çeşitli yerlerde MÖTBE başta olmak üzere Medikososyal Meslek Sağlık Yüksek Okulu Ege Meslek Okulu'nda sergilemeyi düşünüyoruz. O zaman onun duyurusunu da yapalım. 25 Mayıs'a kadar var o evet. Zaman değil mi süreleri? Evet, süreleri var. Peki içerik nedir? Nasıl başvuruyorlar? Konu nedir? Aslında bununla ilgili bir web sayfamız var. Oradan evet. Her zaman ulaşabilirler. www.atiksanat.ege.edu.tr adresinden. Atiksanat.ege.edu.tr adresinden. Aslında bizim Çember web sayfamıza da girebilirlerse oradan da görebilirler. Evet, oradan da linklerimiz, aktarımlarımız var. Siz kendi programınızda da yer vereceksiniz o evet, zaman buna. Tabii, çevre programında tabii. Da. O zaman takip edeceğiz biz evet, de. Inşallah. Hatta birinci gelen kişiyi de konuk almak isterim. Süper olur. Aslında üç farklı dal var. Bir tane tasarım dalı, fotoğraf dalı ve kısa film dalı. Fotoğraf o yüzden olanlı. Ben özellikle ilgi alanım biliyorsunuz. üç farklı dalda üç birincimiz olacak. İkinci peki, üçüncülerimiz de var. O zaman katılım koşulları vesaire bu sayfalardan evet. Alabilirler. Şartnameler hepsi orada, katılım koşulları orada, ödüllerimiz orada. Öğrencilerimize yönelik, yani profesyonel sanatçılarımızı özellikle dışarıda tuttuk. Ama bu şu anlama gelmiyor. Eğer buradan ilan ediyoruz, yani duyurmak istiyoruz. Profesyonel sanatçılarımızdan biz de katkı vermek istiyoruz derlerse, yarışma ruhunda değil ama katkı vermek ruhunda bir şeyler vermek isterlerse sergilerimiz sonuna kadar açık. Çok güzel. Sonuna kadar biz de destekliyoruz İnşallah. Sizi. Duyurularında bunu sık sık çok geçeceğim. Çok mutluyuz. Öğrencilerinizi siz de hatırlatırsanız ben unutursam tamam. Çok sevinirim. Şimdi bu Ege çevre konusuna gelirsek, daha doğrusu çevre konusuna gelirsek. Şimdi bu yaşadığımız çevrede, şimdi bir size daha sonra bir şey soracağım da. Hani nedir durumumuz, Türkiye'nin özellikle sonuçta bu işin bilimiyle ilgilenen kişilersiniz. Durumumuz nedir? İşte Türkiye'deki durum nedir vesaire? Bunlara biraz sonra değineceğiz ama bu çevrede sadece bizler de yaşamıyoruz haliyle. İnsanlar yaşamıyor ve çeşitli hayvanlar var, başka bitkiler var, birçok şey var. Şimdi biz de dedik ki acaba Ege Üniversitesi televizyonunu bizlerin dışında izleyen başka kişiler var mı? Var mı diye sorduk. Cevabını aldık açıkçası. Güzel programlarımızı takip eden kişiler varmış. Takip eden başka bizim dışımızda türler varmış. İsterseniz beraber bir izleyelim başka kimler takip ediyormuş. Bakalım. Salih abi. Ege Üniversitesi televizyon açmış, duydun mu abi? Ne? Ne zaman ne? İlk programda sabah keyfiymiş abi. Ne? Sabah 9.30'da başlayacakmış abi. Ne zaman ne? Ay yetişmem lazım. Gıdamız programı ne sevdiğim şeyler. Of kaşınıyorum da alerji yaptı. Kafana ey Memduh, göremiyorum. En sevdiğim program Bizim Kuşak başlıyor. Kafa çalıyor. Of kim bu münasebetsiz şimdi? Aman açma. Kimse kim gari? Boş ver gari. Of. Bayılıyorum. Tamam. Rüyalarımda görüyorum. Ege'nin aynısı programı yok mu? Bugün bana Ege'nin aynısı lazım. Ege'nin aynısı programı yok mu? Bugün bana Ege'nin aynısı lazım. Ege'nin aynısı programı yok mu? Hamdi abi! Hadi bırak artık kuyuya girmeyi abi! Geç kalacak! Bugün tabak keyfi bin gölgen! İpattım oldu kaldı da yürekte sız kaldı hop! Yaşasın Sportal başlıyor! Maç başlıyor! Atölye programı yok mu bugün pempişlerim? Ağzınıza sağlık programı yok mu bugün dişim ağrıyor? Dişim ağrıyor, dişim ağrıyor. Ağzınıza sağlık programı yok mu bugün dişim ağrıyor? Ankara'nın bağlarda büklüm büklüm yolları. Selam bebek. Programın harika gidiyor. Ege'den sağlık programını kaçırmayalım. Burnum tıkalı. Belki bir kulak burun boğazı katılır da kurtulurum. Baba! Yalan büyüdüm artık. Ege'den başarılı hikayeler adlı programa katılabilir miyim? Niye ya? Lütfen ama. Ne olur ki izin versen. Baba!
Baba! Anne gideyim mi? Ya lütfen. Anne! 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 Oh! Oh! Hastayım. Hasta. Ege Üniversitesi televizyonunu izleyin. Kendi televizyonunuza sahip çıkın. Her ev girişim benim izlenecek arkadaş. Ege çevre başlıyor. Bizim program başlıyor. Çevre çevre. Oo, dolan dolan dolan. Çevre çevre. Evet evet, bizim program bu. Bizim program. Ne bu programı? Ne zaman? Rahatlamam lazım. Çok sinirliyim. Kampüste haberler geldi. Çabuk. Nerede? 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 Koy bastı varmış. Nerede? 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 Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Bu arada hakikaten Bitam ekibine teşekkürler. Bu arada Kolbastı'nın müziği gitmiş yine teknik olarak. Her seferinde bir kurguda bir nazar boncuğumuz oluyor. Kolbastı vardı. Aslında hep beraber burada birazcık oynardık diye düşünüyorum. Bu arada Bitam ekibine teşekkürler gerçekten. Ege Çevre'ye özel bunu yaptık. Çok sağ olsun. Hani sadece Ege Üniversitesi televizyonunu yani bizler seyretmiyoruz diye. Böyle bir keyifli bir şey araya yapalım diye size özel böyle bir şey yaptık. Bu arada aramıza birisi katılmış. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar diliyorum herkese öncelikle. Teşekkür ederiz. Günaydın efendim. Günaydın. Sizi tanıyabilir miyiz Tuğçe Hanım? Tabii. Ben de Çevre Merkezi'nde asistanım. Aynı zamanda Ege Çevre Programı'nın da yapım asistanıyım. yani kamera arkası, röportajlar, sokak röportajları ve böyle yine eğlenceli VTR'ler. Bunları da ben yapmaya çalışıyorum program için. Çevre topluluğu ile birlikte çalışıyoruz bu etkinlikleri yaparken ve yorucu oluyor ama aslında keyifli. Eğlenceli kısmı da bizim gibi bir şey oluyor bizim program için. Böyle söyleyebiliriz açıkçası. Şimdi bir an şeyden korktum. Sevgili Tuğçe oraya oturmuş. Ben bunları tanımıyorum. Geçerken uğradım bunlar gibi. Çünkü direkt konu neydi falan diye gelmiş. Konu neydi diye çağırdınız beni diye. Bir an korktum ama iyi toparladı. Ama mizanseni de özelliği. Tuğçe'nin sayesinde çok başarılı gerçekleşti. Ya zaten mutlaka yani bir programın arkasında benim ekip de öyle gerçekten. Ekibin iyi olması gerekiyor. Çünkü yani bizler tabii ki programı alıp götürüyoruz, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama yani Fazıl Hoca'nın dediği gibi ekip olmazsa hiçbir şekilde hiçbir şey mümkün değil. Kesinlikle. Peki bu ekip seni yoruyor mu sevgili Tuğçe? Bak yayındasın şu anda. Ben de böyle sorular bilmiyorum. Yayındasın. Biz taşları dökebilirsin şu an. Arkanda bütün Ege Üniversitesi televizyonu izleyicileri var. herkes var. Biz seni koruruz. Ya, İstediğini söyleyebilirsin. Ya aslında hep birlikte çıkıyor fikirler. Hani örneğin Yeşil Üniversite programı planlıyoruz. Bunun için ne yapalım ne yapalım dedik. Ya bir öğrencilerin nabzını yoklayalım. Bakalım Yeşil Üniversite nedir? İnsanlar biliyorlar mı? Çıktık dışarı kampüsümüze. Her geleni çevirdik. İşte konuşmak isteyen oluyor, istemeyen oluyor. Ama öyle güzel şeyler çıktı ki evet belki yorucu oluyor ama sonrasında gerçekten hani yaptığınız şeyi izlediğiniz zaman diyorsunuz ya çok eğlenceli oldu bu, evet güzel oldu diyorsunuz. O zaman da hiçbir şey kalmıyor açıkçası. En güzel kısmı o zaten. O oluyor gerçekten. Öncesinde evet. Çok yoruluyorsunuz ama program ortaya çıktıktan sonra iyi ki yapmışım diyorsunuz. Aynen öyle oluyor. O da yanınızda kar kalıyor zaten. Hocam bu arada Yeşil Üniversite dedik de bu Yeşil Üniversite'den birazcık bahseder misiniz? Nedir? Çünkü bilmeyen çok kişi var ki ben dahil çok içeriğini bilmiyorum. Aslında biz de Tuğçe'nin bahsettiği üzere bir mizansen yapmaya çalıştık o konu olarak ki rektör hocamızla Yeşil Üniversite'yi apayrı bir konu olarak açacağız. Canlı yayında inşallah tartışacağız. Onun için de arka fonda Tuğçe bize çok güzel röportajlar hazırladı. Öğrencilerimize sorduk. Hakikaten insanlar acaba Yeşil Üniversite deyince ne anlıyorlar diye merak ettik. Gerçekten çok güzeldi. Yani çok naif.
cevaplar da vardı. Çok bilinçli cevaplar da vardı. İşte Yeşil Üniversite deyince börtü böcek, yeşillik, ağacı bol olan, işte en çok ormanı olan üniversite. Evet. Haksız da sayılmazlar. Yani yeşil lafı bunu biraz anımsatıyor, çağrıştırıyor ama bizim söylemeye çalıştığımız yani green'den geliyor aslında. Yani gerçek anlamda çevre nosyonunu merkeze oturtmuş, çevresel konuları yönetimin içerisinde kanıksamış, eğitiminde bu çevre konularını kanıksamış, ekolojiyi bünyesine almış, yaptığı her işte eğitim verirken de aslında, şu an bakın bir program yaparken de çevreye ciddi bir baskımız var. Bütün lambalarımızı açtık, ciddi bir enerji yoğunluğu olan bir program yapıyoruz. Sadece sizin enerjiniz değil, lambaların da enerjisi var. Bunların çevreye çok ciddi baskıları var. Eğitim yaparken yazışmalarımız, kitaplarımız, laboratuvardaki kimyasal atıklarımız, az önce bahsettiğimiz, hepsi bunların çevreye baskısı olan konular. Ayrıca üniversite olarak da biz toplum üniversitesi olduğumuzu düşünüyoruz. Toplumu aynı tutmamız gerektiğini düşünüyoruz ve önce biz kendi kapımızın önünü süpürelim istiyoruz. Dolayısıyla atığını sıfırlamış, sıfır atıklı bir üniversite. Bu bir vizyon. Hani bunu bir geceden bir geceye başaramazsınız ama ki yurt dışındaki üniversitelere baktığınız zaman bunları işte başladıkları noktadan itibaren 10 yıl, 15 yıl içerisinde ancak hedefledikleri noktaya yaklaşabildiklerini görebiliyorsunuz. Ama bu bağlamda da aslında hem topluma örnek olmak adına az önce bahsettiğim gibi sıfır atıklı üniversite, mümkün olduğu kadar bu hedefe ulaşabilmek için atığını azaltan, değerlendiren, özellikle mesela kendi mutfak atıklarımızı düşünelim, çim atıklarımızı düşünelim. Bunların ayrı toplanıp, kompostlanıp gene kendi coğrafyamızda, kendi üniversitemiz sınırları içerisinde kompost gübre olarak kullanılabildiğini düşünün. Suyunu azaltabilen ve bu suyunu aslında arıtıp tekrar üniversitenin içerisinde kullanabilen bir üniversite düşünün. Enerjisini mümkün olduğu kadar minimize eden, daha az enerjiyle aynı işi yapabilen, hatta mümkünse yenilenebilir enerjilerle üniversitemizde bir takım işleri görebilen, güneş enerjisinden istifade edebilen, yine bu çöplerden, üniversitemizde içerisindeki organik atıklardan biyogaz eşdeğeri bir enerji üretip bunu elektriğe çevirebilen bir üniversiteden bahsediyoruz. Sadece bunlar değil, eğitimde mümkün olduğu kadar çevre konularına önem vermiş, müfredatında çevreye, ekolojiye yer açmış, sürdürülebilirlik kavramlarını öğrencisine her zaman aktarabilen bir üniversiteden bahsediyoruz. Sadece buradan işte sosyal bilimlerde okuyan, edebiyatta okuyan, mühendislikte okuyan, tıp fakültesinde okuyan, kendi konusunda uzmanlaşmış öğrenciler değil, sosyal bilince, çevre bilincine sahip öğrenciler de yetişmemiz gerekiyor. Bu kültüre sahip öğrencilerin de bu mekanı terk etmesini istiyoruz. Dolayısıyla üzerinde yaşayabileceğimiz tek bir gezegen var. Yani bazen görüyoruz haberlerde işte dünya eşleri birkaç gezegen bulundu, keşfedildi diye. Ama oradaki çok küçük detaylar var. Şeytan detayı da saklıdır. 20 milyon ışık yılı uzakta diye altında yazıyor. Ve çok enteresandır. Ben her toplantıda bunu hayretle de söylerim. Bu tür haberlerde nedense hep böyle kibrit kutusu kadar büyüklükte veriyorlar. Bana göre bunların kocaman manşetler halinde bir sayfaya dolduracak haberler olması gerekiyor. Dünya eşleri bir gezegen bulmak çok büyük bir fırsat bence. Ama oraya gidinceye kadar işte 20 milyon ışık yılı seyahat edebilecek teknolojiye ulaşabilinceye kadar bu gezegenle idare etmek zorundayız. Bunun da yolu sadece ve sadece sürdürülebilirlikten geçiyor. Şimdi bunun için siz konuşurken düşündüm de bilinçlendirme kongreleri, belki hani sağlık yaptığı gibi halk kongreleri düzenleme gibi bir takım yollara gidilmek daha mı iyi olur? Mesela siz o ev atıklarından bahsederken hemen aklıma benim ev hanımları geldi. Aynen. İşte o kızartma yağının lavaboya dökülmesi vesaire gibi ufacık bile olan bir şey. Hani dünyanın hani aman benim deodorantımla mı dünya mahvolacak ya da benim kızartma yağımla mı mahvolacak derken böyle bir sürü ev olduğunu düşünün. Kesinlikle. Ya bunları bilinçlendirmek için bir halk kongresi gibi bir şeyler ev hanımlarından başlayıp ya da işte ne bileyim anaokullarından, ilkokullarından başlayıp gerçi mutlaka düşünmüşsünüz. Sonra ben şu anda dile getiriyorum. Şu an aslında Tuğçe'nin özellikle biz yetişkinlerden pek ümidimiz yok açıkçası söylemek gerekirse. Ev hanımları hariç ama yetişkinlerden çok ümidimiz yok. Gerçekten de ağaç yaşken eğilir atasözü çok doğru bir laf. O yüzden biz ilkokullara gidiyoruz. Çevre merkezi olarak da ilkokullarda eğitimlere başladık. Şu an çevre topluluğuyla beraber de aslında bir takım şeyleri organize etmek istiyoruz. Dönem bitmeden birçok ilkokula ulaşmak istiyoruz. Çevre konularına bir bilinç yaratmak istiyoruz. Gerçekten de geçmiş yıllarda yaptığımız uygulamalardan bahsetmek istiyorum. Ben çevre merkezinde değilken de çevre konularında şeylerimiz, aktivitelerimiz vardı. Özellikle pil kampanyaları biliyorsunuz çok tutan kampanyalardan bir tanesi. Mavi kapakların şekilde biliyorsunuz. Evet. Ve öğrencilere hakikaten baktığınız zaman ki bizim de bugün bahsettiğim o saat 11'de Hemşirelik Fakültesi'nde bir ambalaj atıkları ilgili bir etkinliğimiz var. Oraya kumbaralar koyacağız İzgep'le beraber. İzgep'in koordinatörünün bir serzenişi var üniversitelerle alakalı. Yani 160 tane proje yaptık diyor üniversitelerle. Ve bunu da maalesef ifade ediyor. Üniversitelerde başarıya ulaşamıyoruz diyor. Yani bana göre bunun da şeyi yetişkinlik evresine gelmiş insanlarla uğraştığınız için. Oysa ki
ilkokullarda yaptığı bir 180 projeden bahsediyor ki hepsinde başarıya ulaştık diyor ve gerçekten de bizim de daha önceki tecrübelerimiz bunu gösteriyor ki öğrenci ya bunu söylediğiniz zaman pil kampanyası da biz zamanında demiş ki 5 Haziran Çevre Haftası'na kadar yine pil toplayıp getirin işte en çok pil toplayan öğrenciye, sınıfa ve okula ödüller vereceğiz demiştik. Ve ben hiç unutmuyorum bir öğrenci kız çocuğu 200 kilo civarında pil getirmişti. Yani tüm ailesini, sülalesini hatta herhalde organize etmiş. Böyle bir sahip çıkma olayı da söz konusu. Bunların da işte biz de istiyoruz ki üniversitemiz atıklar konusunda bu ruhla atıklara sahip çıkılsın. Öğrencilerimizden özellikle biz çok, bunun beklentimiz çok yüksek. Bu çevre kültürünü yansıtmanı tabii istiyoruz. Tabii burada şöyle bir durum da söz konusu. Benim şahit olduğum bir durum bu. Şimdi ilkokul 1'ler ve 2'lere bu eğitimi verdiğiniz zaman evde anneyi babayı devamlı bir dürtme söz konusu. Aynen. Anne bunu yapma, baba bunu yapma. Anne babalar mutlaka hani bir şekilde dinliyorlardır diye düşünüyorum. Ama bir de bu ödül konusu bence biraz riskli oluyor. Neden riskli oluyor? Benim şahit olduğum bir şey. İlkokuldaki, şimdi aralarında böyle bir rekabet oluyor biliyorsunuz öğrencilerin arasında, ilkokul 3-4 özellikle. Şöyle bir şeye şahit olmuştum. Babasını bir markete sokmuş, mavi kapak kampanyası. Ve baba işte bu kapakları almamız lazım, yok işte ismini de hatırlamıyorum. Ece'nin şeyi daha fazla baba, mutlaka geçmem lazım. Ama tatlı rekabet değil mi bu? Tabii tatlı rekabet. Ama keşke hani ödül olmasa da herkes bu bilinçte olsa diye düşünüyorum. Bu pil ve kapak olayı, geri dönüşüm olayı gerçekten çok etkili. Üniversitemizde de böyle kampanyalar olması gerekiyor. Öğrencilerin, üniversite öğrencileri sanki biraz daha vurdum duymaz gibi geliyor kesinlikle bana. Hani öyle. Buradan dinleyenler kesinlikle varsa da bu konuda yani sorumlu olanlar üzerine alınmasın. Dışarı diyoruz ama çoğunlukla böyleyiz. İzin verirseniz aslında yeri gelmişken lafınızı bağla keseceğim. Bir başka bir kampanyamız var bizim. Elektronik atıklarla ilgili. Geçen sene itibariyle elektronik atıklarla ilgili yönetmelikler çıktı. Belediyelere tebliğleri yapıldı. Diğer atıklarla beraber artık bir yönetmeliğimiz var. Elektronik atıkların da ayrı toplanması gerekiyor. Evlerden, her yerden, oluştuğu her noktada. Biz de bu konuda yine mavi kapak ruhuyla bir kampanya başlatmak istiyoruz aslında. Ki bununla ilgili görüşmelerimizi de yaptık. Yakında ümit ediyorum başlayacağız ona da. İrili ufaklı tabii ki atıklardan bahsediyoruz ama biz daha çok taşıyabileceğimiz küçük, özellikle cep telefonlarıyla başlayabiliriz diye düşünüyoruz. Bu atıkları toplayarak ki belli başlı noktalarda kumbaralar koymayı düşünüyoruz. Konak Belediyesi özellikle bu konuda bize çok ciddi sıcak yaklaşımları oldu. Onlarla inşallah bunu da şey yapacağız. Belki basın yayına duyurusunu yapacağız. Elektronik atıkları toplayarak aslında bunlardan belli bir aynı yardım almak kaydıyla elektronik atık toplayıcılarından ve bertaraf eden firmalardan, şimdi isimlerini anamıyoruz ama onlarla protokollerimiz devam ediyor. Belediye, toplum, öğrenci, işte çevre araştırma merkezi, basın yayın tabii ki son derece önemli. Buradan da eğer uygun görürlerse yine görme engelli, dezavantajlı öğrencilerimize görme engellilere uygun bilgisayarlar vermek istiyoruz aslında. Nihayetinde de. Çok güzel. Bunları inşallah rektör hocamızla da tartışacağız. Belki üniversitede bu konuya çok ciddi bir şekilde sahip çıkacaktır diye düşünüyoruz. Buna bir farkındalığa ihtiyaç var. Yani başlangıçta bir ödüle ihtiyaç var. Maalesef efendim değirmenin suyunu önce bir getirmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir sürdürülebilirliği sağlayabiliyorsunuz. Bu bilincin oluşabilmesi bence farkındalık da. Kesinlikle. Şimdi biraz sonra bir şarkı arası verelim sevgili Aynur. Onu hazırlarken Önur'dan hocama bir şey sormak istiyorum. Ben bu halk kongrelerinden vesaireden bahsettik. Sizinle beraber geçirdiğimiz bir jeotermal kongresi vardı. Bu jeotermal kongresinde mesela hani belli bir seviyeye kadar, yani benim ilgi alanıma giriyor, belli bir seviyeden sonra ilgi alanıma girmiyor ama bilimsel düzeyde konuşmalar. Ama öyle değişik şeyler öğreniyorsunuz ki, ya bu gerçekten böyle bir şey mi varmış diyorsunuz. Amaç da zaten o aslında, insanların aklında bir şey uyandırabilmek. İşte daha fazla mesela kitleye böyle şeylerin yayılması gerekiyor. Jeotermal nedir mesela? Jeotermal, dışarı çıkın sorun. Herkes evindeki ısıtma şeyinden bahseder, bir şeyden bahseder. Hani çok fazla kullanım kaynakları nedir? Doğaya zarar var mıdır? Çevreye zarar var mıdır? Hiç bunları tartışılacak bir platform oluşmuyor. Yani o yüzden dedim hani belki halkla ilgili böyle ara sıra Konak Belediyesi dediniz, diğer belediyelerin de bu tür destekleri olur mutlaka. Aslında mesela bizim çok büyük bir şansımız Ege Üniversitesi'nin televizyonu oldu. Çünkü medya kuruluşlarının bu anlamda bize çok fazla desteği var. Çünkü çok sayıda insanın çok
hızlı bir biçimde ulaşma şansını size veriyor. Kesinlikle. Çünkü kongrelerin organizasyonu ve insanların katılımını sağlamak biraz daha zor işler, zor süreçler. Her zaman yapma fırsatınız olmuyor ama mesela bizim en büyük şansımız şu anda burada oturuyor olmak ve çevre konusunda jeotermalden konuşuyor olmak mesela. Yani en azından insanların aklında bir şeyi uyandırmak bile bir başlangıcı sağlamış oluyor. Ve elbette ki bunu desteklemek de gerekiyor. Yani kongrelerle, toplantılarla, konferanslarla belki. Kesinlikle. Sizin gibi bir programımız zaten daha var. Ümit Hocamızın programı var. O da uzun yıllardır bu işle. Radyoda da başladı hatta. Hı hı. O da mümkün olduğunca bunu yaymaya çalışıyor aynı evet. şekilde. Yani iki tane güzel çevre programımız var. Artık dinleyiciler üzerlerine düşen şeyi alıyorlardır diye düşünüyorum. Peki bu bölümde ben bu konuyla ilgili aslında bir şarkı arası verelim biraz sonra. Tamam. Sizden bir iki tane... mesela ev hanımlarına, çocuklara önerebileceğiniz böyle tamam. ufak tefek hani ipuçları. Tamam. Bu da bizim sabah keyfinin arasındaki sosyal sorumluluk mesajı tamam. olmuş olsun. Evet, hani evet, aklınıza evet. gelen mesela gençleri olabilir. Atıyorum pet şişeleri şöyle vesaire gibi hani evet. ipuçları vesaire atıkları şuraya ulaştırabilirsiniz olabilir. Aynen. Böyle birkaç tane şey alabilirsek tamam. sizden yararlı olur diye düşünüyorum. Süper. Şimdi onları dinleyelim. O arada şimdi dinleyelim çünkü tamam. galiba şarkı benim hazır değil. Benim bahsedebilirsiniz. Tamam. Hazır mı? Tamam o zaman şarkı. Tamam, sen söyle. Tamam o zaman bir şarkı dinleyelim. Ondan sonra bunlara devam ederiz. Tamam. Anlaştık. Sen söyle bence ne haftanı eve alınca.
yansın derdime. Çay bahçe. Çay filizi toplayıp peşte
pat diye tabii buradan son 10 deyip de yayına pat diye sokunca beni sevgili rejiye sevgiler, saygılar. Bu arada biraz önceki şarkı kapanışta gelecekti. Size hediyemiz olacak. Evet. Doğa için Çal da çok güzel bir proje çünkü. Çok yine harika. Onlar da çevreyle ilgileniyorlar. Rıza Bey'e de tekrar sevgilerimi, saygılarımı yolluyorum buradan izliyorsa. Onlardan izin alarak yayınladığımız şeyler çünkü bunlar. Hocam programımız birazcık uzadı. O yüzden hemen sizden bir kapanış. Biraz önce sorduğum konuyla ilgili olarak söyleyebileceklerinizi alayım. Çok kısacık o zaman alayım. İzin verirseniz. Üniversitemize başlattığımız diğer atıklarla alakalı bir çalışmamız daha var. Özellikle ambalaj atıkları, ekonomiye geri kazandığımız gereken atıklar. Üniversitemiz için böyle bir bilmiyorum yakın çekim alma şansımız varsa daha temiz bir Ege Üniversitesi için. Çok güzel. Bu atık da demeyeceğim bunlar aslında. Bunlar birer kaynak. Hı hı. Bunların çöpe girmemesi gerekiyor. Çöpe girdiğinde çöp oluyorlar maalesef gerçekten de. Dolayısıyla bunların bir maddi bir karşılığı var. Sadece maddi değil, ekolojik bir karşılığı var. O yüzden de başta üniversite öğretim elemanlarımız, üyelerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere, Ege Üniversitesi camiasından başlamak üzere ev hanımlarına da seslenmek istiyorum. Evlerine lütfen bu tür atıkları, plastik, pet, cam, metal ve benzeri atıkları ayırsınlar. Elektronik atıkları ayırsınlar. Lütfen bunlar çöpe gitmesin. İrtibat numaraları, İrtibat her şey var. İrtibat numaramız var. Üniversitemize dağıtmak üzere magnetler yaptık. Bunlar çok pratik bir şekilde asılabilecek. Ev hanımlar için de dağıtılır. Belki belediyemiz, Bonova Belediyesi sahip çıkarsa çok bu konuya da dağıtabilir bunları da. Burada irtibat numaraları var. Bunlar birer atık değildir diyoruz. Ekonomiye gerek kazandırabilecek olan kaynaklar diyoruz. Ayrıca ev hanımlarına özellikle bir ricamız daha var. Kızartma yağları özellikle. Sadece bina tesisatına verdiği maddi zararlar değil, çevreye verdiği çok büyük maddi zararlar var. Lütfen çok basit. Lavaboya dökmek yerine bir pet şişesine döksünler ve belediye bunları 5 litre olduğuna gelip alıyor. İtirazsız. Bunları tabii bilmiyor çoğu kişi. Maalesef bilmiyorlar. Bir farkındalık yaratılmaya ihtiyaç var. Belki işte biz de çevremel olarak hem de Ege Çevre çok programlarımız olarak bu konularda farkındalık yaratmak istiyoruz. Biz de sabah keyfi olarak elimizden geldiğince size destek olacağız. Ben aralarda programın arasında bunlardan bahsedeceğim. Bana bırakırsanız onları. Magneti de buzdolabının üstüne asacağım. İlk başta biz başlarsak bir yerden diğerleri mutlaka başlar diye düşünüyoruz. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Ege Çevre programını zevkle takip edeceğim. Çevreye olan her şeyi de biz de varız. Sabah keyfi olarak desteğimiz size sonsuz. Çok teşekkürler. Ayağınıza sağlık. İnşallah sizi iyi bir şekilde ağırlayabilmişizdir. Çok teşekkür ederiz. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgili Ege Üniversitesi Televizyonu izleyicileri, bir sabah keyfi programının daha sonuna geldik. Bugün çok önemli bir konudan bahsettik. Yarın yine sizlerle birlikteyiz. Yine her zaman olduğu gibi ne diyoruz? Her gecenin bir sabahı ve her sabahın bir sabah keyfi mutlaka vardır. Hoşçakalın.